alamam söz. Sen yeter ki konuş. Çok mutlu ettin beni. Artık istesem de ağlayamam. Odana gidelim mi? İyiyim, merak etme. Büyükler de bazen ağlar böyle. Uykusuz kalma. Hadi yatağına yatıralım seni. Saat çok geç olmuş. Baba yeter dedim. Yetmez. Daha söyleyeceklerim var benim. O engin denen şerefsize inandım, verdim seni. Hem sana hem de bize bir faydası olur dedim. Senin de bir baltaya sap olacağın yoktu. Neler söylüyorsun Raşit? Sen ses! Şirazesi kaydı. Ondan böyle konuşuyor. Kusura bakma oğlum. Ben artık gideyim. Kenan! Ben aslında... Aslında... Ah be adam, ziftin pekini iç. Kendini de rezil ediyorsun, bizi de rezil ediyorsun. Of. Kenan. Teşekkürler. Yine. Kusura bakma, zahmet verdik sana. Önemli değil. Babamın söyledikleri. Yok yere eski defterleri açtı yine. Evet, dediğin gibi eski defterler. Ben böyle... Şebnem. Efendim? Alo, Kenan abi. Ben hala ofisteyim de ne yaptınız sizi merak ettim. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok bir sıkıntı. Eve bıraktık şimdi. Sen de çık Şebnem, ben dönmem bugün. Tamam abi, o zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Sağ ol. Kenan abi bu akşam dönmeyecekmiş. Ofisi kapatabiliriz Harika Hanımcığım. Nasıl dönmeyecek? Karakoldalar mı hala? Yok, dönmüşler. Anladığım kadarıyla siz hala çalışıyorsunuz. Madem işiniz bittiği zaman ofisi kapatıp kapıyı da kilitlersiniz değil mi? İyi geceler.
Ali konuştu. O kadar uzun süre sessiz kaldı ki sesini duyunca kulaklarıma inanamadım. Dokundu. Elimi tuttu. Sımsıkı sarılayım istedim. Ama yapamadım. Ürker diye korktum. Sevindim. Ben de o kadar mutluyum ki anlatamam. Odasına giderken elimi uzattım. Acaba tutar mı diye. Tuttu. Öyle gittik odasına. Ali çok üzgün. Çok zor zamanlardan geçiyor. Ama sana güveniyor. Yakında seninle de iletişim kuracak. Buna eminim. Ne konuştunuz Ali ile? Ne söyledi sana? Ağlama, ne olur. Hiç. Şimdi mişil mişil uyuyordur. Yatırır yatırmaz hemen uykuya daldı. Ben üzerimi değiştireyim. Gel, kimse yok. Hayırdır? Senin keyfin pek yerinde. Videonun kopyasını aldın. Her şey yoluna girdi de benim mi haberim yok? Ay anne, sen bu kadar uğraşayım mı sadece? Ama az kaldı. Sonunda her şey güzel olacak. Seni şu gelgitlerinle uğraşamayacağım Eda. Bir zırlıyorsun. Sonra bir bakıyorum keyiften dört köşesin. Şşş. Ay yine umursa mı acaba? O suratı görürsem sinirim zıplayacak. Ayran bu da nasıl susmak da bilmiyor. Şşş. İster galiba. Oh şükür. Bir yerden fırlarsa boğazına yapışıvereceğim vallahi. Hızlı ol, oyalanma. Senin işini bitireceğim çubuk faresi. Bu konağa geldiğine pişman olacaksın. Artık herkes her şeyi öğrenecek. Artık hiçbir şey beni durduramaz. Bu iş burada bitecek. Herkes her şeyi öğrenecek. İşte başlıyoruz. Ne oldu? Ali ağlama dedi. Benim yüzümden annesini asla tanıyamayacak. Ona sarılıp kokusunu içine çekemeyecek. Ben annesizliğin ne demek olduğunu biliyorum. Kalbinin ortasında kocaman bir boşluk olur. Ali'nin kalbindeki boşluğun sebebi benim.
gittikten sonra daha da ağır geliyor bu yük bana. Dayanmak çok zor. Bir ay içinde ziyaretiyle zor. Ali'nin annesinin ölümüne kendisinin sebep olduğunu sanıyor hala. Kim bilir? Ali her baktığında nasıl kahroluyordur? Vicdan azabı katlandı. Farkındayım. Benim de yüküm ağırlaştı. Masum olduğunu söyleyememek çok zor. Ama onu halasının ellerine bırakamam. Lira'yı kimsesiz bırakan o kadın. Şimdi bir parça mutluluk yakalamışken ona gerçeği anlatamam. Bu tutunduğu tek dalı kesip atmak olur. Bir isteğin var mı? Afrika'daydım. Bugün buradayım. Yarın sana olacağını bilmiyorum. Bildiğim tek şey artık Ali'yi mutlu etmek için yaşayacağım. O iyi olsun. Mutlu olsun. Gerekirse canımı vereceğim onun için. Oh be. Yani çöl faresi masalının sonuna geldik. Şşş, herkes duyacak. Ay ama duyacaklar da ne anlayacaklar sanki? Yani şunun kopyasını bulabilmek için canım çıktı. Bırak da birazcık tadını çıkarayım. Hazır mısın bakalım? Hadi aç hemen. Tamam. Bak göreceksin. O çöl faresi kendi elleriyle getiriyor zehirli çöreği Nihan'a. Basbayağı öldürüyor elleriyle. Bir de Orhun o katil değil, masum diyor. Geride kalsın istedim. Bak izle şimdi. O istedi diye değil ama ben kendi ellerimle yaptım senin için. Senin o güzel ellerine sağlık o zaman. Biraz daha dayan Mira. Az daha dayan. Bak dedim sana. Katil bu kız. Her şey kanıtlarıyla ortada. Görüyor musun? Nihan'ı elleriyle öldürmüş. Hayır benim anlayamadığım şey... Orhun bu videoyu izlemesine rağmen nasıl hala ona masum diyor. Yok yani gerçekten aklım almıyor. Buraya kadardı. Artık sonu geldi. Bir dakika devam ediyor. Devamı mı var? Gel gel. Oh. Pourquoi vous avez jeté le beignet, docteur? César a demandé de le porter. Je ne lui fais pas confiance. À la porte, il y a un patient qui demande à vous voir. Tant que je viens. Çöpe mi atmış çöreği? O zaman nasıl? Hemşireymiş Nihan'ı zehirleyen. Nasıl yani?
Bu çöl faresi şimdi gerçekten masum mu? Ah be Raşit. Bir günde kızına doğru düzgün baba olamadın. Nefes uyumuş. Çok şükür olanları duymadı. Bir de görseydi. Çekilecek çilen varmış yavrum. Hani diyorum, bir baba bunu yapar mı? İnsan yavrusuna kıyamaz diyorum. Yok. Senin şu baban ne yapıp yapıp bir yolunu bulup bizi rezil ediyor. Bir daha edemeyecek anne. Raşit bu kız. Ne yapar yapar bir yolunu bulur. Kenan artık daha fazla mahcup olmayacağım. İstifa ettim. Bu kararı vermek zorundaydım. En doğrusu bu. 15 günlük ihbar sürem dolana kadar çalışacağım. Sonrasında bir daha Kenan'la yüz yüze gelmeyeceğim. Hakkında hayırlısı kızım. Derdini veren Rabbim dermanını da verir elbet. Sen canını sıkma canım annem benim. Ben hemen bir iş bulup çalışacağım tekrar. Nefes de seni de zorla bırakmam. Koş lan eşek koş lan koş lan. Anlamıyorum usta. Gerçekten anlamıyorum. Neden istifa ettiğini de bana söylemedi? Ya bir de sordum cevap vermedi. Ben de ablamın yanına gittim. Hani belki bir şey söylemiştir de moralini bozmuştur diye ama yok. Ablamın dünyadan haberi yok. Meryem hiç konuşmamış bile. Ya gerçekten anlamaya çalışıyorum. Uğraşıyorum, çabalıyorum ama yok. Yok ben bu işin içinden çıkamıyorum. Oğlum sen Meryem benden daha iyi tanıyorsun. Çok onurlu bir kızdır. Senin yanında çalışmasının tek sebebi sana olan borcunu ödemekmiş. Belli ki isteğiyle değil, mecbur kaldığı için çalışmış senin yanında. Borcunu ödeyince de istifasını vermiş. Bak dinle. Çok eski vakitlerde bir bey yaşarmış. Çok kudretli, çok varlıklı biriymiş. Cesaretiyle dört bir yana nam salmış. O beyin yanında çalışan güzeller güzeli bir köle varmış. Bey onun her isteğini yerine getirmek için didinip dursa da köle bir türlü mutlu olamıyormuş. Düşünüp durmuş. Onu nasıl mutlu edebilirim diye. Öyle ki artık tek derdi bu olmuş. Uzun uzun düşünmüş. En sonunda onu mutlu etmenin yolunu bulmuş. Onu özgür bırakacakmış. Ama gidip de onu azat edince daha da şaşırmış be. Çünkü güzeller güzeli köle azad olunca hiçbir yere gitmemiş. O günden sonra kendi isteğiyle beyin yanında kalmış. Çünkü asıl kölelik başkadır. Gerçek köle ruhu esir alınandır.
Peki, sen onun yanında kalacak mısın? Halacığım. Canım yavrum, nasılsın? İyiyim halacığım. Merak ettim seni. Ne zamandır konuşamıyoruz. Özledim çak. Ben de çok özledim. İşlerim yoğunlaştı birden. Mesajda da yazmıştım. Aklım hep sendeydi ama bir türlü dönemedim yoğunlukta. İnşallah en kısa zamanda gelip göreceğim seni. Dört gözle bekliyorum. İşlerini ayarlayıp mutlaka gel halacığım. Günaydın. Kuşlar uyandı. Sen de uyanmışsın. Kahvaltıda ne yemek istersin? Hadi gel üstünü değiştirelim. Yine pankek yapalım mı? Ya da istersen ben sana yumurtalı ekmek yapayım. Gel şöyle kremini de sürelim. Sever misin yumurtalı ekmek? Ekmek balığı da derler hani. Ben çok severim. Peki sen en çok hangi yemeği seversin? Ne olabilir acaba? Mesela köfte sever misin? Kokteyller bayılırım valla. Günaydın. Günaydın sizlerle. En sevdiğim yemek kokteyldir. Söyle bilirim tabağa tek tek. Sonra sorarım kokteyller. Seni mi yesem, seni mi yesem? Sonra patates kızarması araya girer. Önce beni ye, önce beni ye diye bağırır. Ne yaparım ben? Bir bundan, bir ondan. Bir bundan, bir ondan. Gördün mü Musa abine ne kadar seviyormuş köfteyi? Bence sen de seviyorsundur. Ali'nin kremi tükense diye. Teşekkür ederim. Köfte dediniz ya. Acıktırdınız beni valla. Gömleğine giyelim mi? Küçük bey, ne zaman yiyeceğiz kokteyllerini? Seviyor musun kokteylleri? Vallahi sen adamsın be. Beraber yeriz. Günaydın Meryem abla. Günaydın Şebnemciğim. Dünkü meselenin çok uzamadan çözülmesine çok sevindim. Sağ ol. Kenan'ı da uğraştırdık dün. Yok yere gereksiz bir sürü işle uğraştı. Ay abla, Allah aşkına böyle laf olur mu ya, gereksiz iş diyorsun? Biz burada bir aile değil miyiz? Tabii ki de birimizden birinin bir sorunu olduğu zaman koşup geleceğiz. Hem Kenan abi ne zaman böyle bir şeyden şikayet etti, gocundu. Tüm gece burada kalmamış zaten. Sabah ofisi ben açtım. Ay ama dün seninki nasıl delirdi, delirdi. Siz çıktıktan sonra böyle göz hep saatteydi abla.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadının kesinlikle Kenan abide gözü var. Bizi alakadar etmez Şeref. Ama zaten Kenan abim o kadına asla bakmaz. Şebnem. Geçen gün burada kalmış. Kenan'ın odasından çıkarken gördüm. Nasıl yani? Harika mı? Neyse boş ver. Ne zaman oldu bu söylesene. Geçen gün simit alıp gelmişsin yani. Taşkın Holding davasının görüldüğü gün. O sabah ben erken gelmiştim. Kenan abi daha içeride uyuyordu. Sonrasında Harika Hanım geldi. Hatta o geldiğinde ben simit almaya çıktım. O gün böyle benden glutensiz galeta falan filan bir şeyler istemişti. Ama o burada kalmamıştı ki. O benden sonra gelmişti. Tamam. İmzalamam gereken dosyaları eve gönderdim. Ayrıntıları da halledip derhal haber verin. Tamam. Ali için sürpriz bir plan yaptım. Luna Park'ı kapattırıyorum. Sadece biz olacağız. Çok iyi fikir. Ama Ali'yi zorlamış olur muyuz acaba? Şimdilik daha ufak adımlarla başlasak. Yani birdenbire bu kadar büyük bir sürpriz onu ürkütüp iyice kapanmasına sebep olmasın. Yeni yeni alışıyor bize. Yani mesela bir parka gidebiliriz. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Artık konuşuyor değil mi? Yok. Hala sessiz. Ama zamanla açılacak. Dün bir ışık gördük. Devamı da gelecektir. Bu arada Musa'nın yardımıyla Ali'nin köfte sevdiğini öğrendik. Nihan da çok severdi. Arada kaçamak yapardık. Sahilde bir köfte ekmekçiye giderdik. Yerken bir yandan da aman Afife Sultan duymasın derdi. O zaman bugünkü programımız belli oldu. Önce parka gidiyoruz, sonra seyyar köfteciye. Ali'yi de ona göre hazırlarsın. Tamam. Halam aradı bugün. İşleri çok yoğunmuş ama ilk fırsatta gelecekmiş. Resmen cadı ya kadın. Ay böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir yalan olabilir mi ya? Bir de utanmadan rol yapmaya devam ediyor yani. Bak ben buraya yazıyorum. Bu kadın Kenan abiye göz koydu. Öyle bir göz koymuş ki yani. Ne işler çeviriyor kim bilir. Bak bu kadın çok tehlikeli Meryem abla. Bunları Kenan abinin bilmesi lazım. Sakın. Neyi bilmem lazım? Yok bir şey. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu da halledilemeyecek bir şey değil. Peki.
Günaydın. Bugün simitler benden. Günaydın. Gülten simit de almış mı? Efendim? Taner Taşkın benimle mi görüşmek istiyor? Neden? Anladım, teşekkürler. Abim seninle mi görüşmek istiyormuş? Gitmeyeceksin görüşmeye değil mi? Kim bilir yine ne söyleyecek? Ne yalanlar anlatacak sana? Hazır mısınız? Evet, hazırız. Çocuk için öğretmen ayarlandı mı? Evet. Öğretmeni burada. Ne demek bu? Ben böyle uygun gördüm. Ali ile bir süre yabancı birinin ilgilenmesini istemiyorum. Taner Taşkın benimle mi görüşmek istiyor? Neden? Gitmeyeceksin görüşmeye değil mi? Kim bilir yine ne söyleyecek? Ne yalanlar anlatacak sana? Kenan nerede? Gelmeyecek. Onun yerine ben varım. Kardeşin harika. Onunla ilgili konuşmak istiyorum seninle. Salıncakta sallanmak ister misin? Bak, çok eğlenceli. Hadi sen de gel.
burada oynayalım mı beraber? Ha? Hadi otur oraya. Bakar mısın? Bir tane verir misin delikanlı? Pamuk şeker seversin değil mi? Daha önce yemedin mi? Hadi tadına bak o zaman, çok beğeneceksin. Ben de daha önce hiç yemedim. Güzel görünüyor. Bulut gibi. Tadı da çok güzelmiş gerçekten. Gökyüzünden bulutları toplayıp yiyormuşum gibi. Annem sokak satıcılarından yiyecek almamıza izin vermezdi. Babam birkaç kere gizlice getirmişti. Çok da tadını hatırlamıyorum. Hatırladığımdan da lezzetliymiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Söylemek istediğin gerçekler varsa ortaya çıkarmana yardımcı olabilirim. Harika. Beni şirket yönetiminden def etmek için bir plan yapmış. Emin ol, göründüğü gibi masum biri değil. Kendi ailesinden, kendi kanından birine böyle bir şey yapan biri başkalarına neler yapar? Onun yüzünden burada çürümeye mahkum oldum. Bana yaptıkları yanına kâr kalmasın, cezasını çeksin diye Kenan'ı aradım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun.
Annenle gelirdik hep buraya. Çok severdi burada köfte yemeyi. Yanında da hep ayran içerdi. Köfte ekmeğinin içinde bol domates severdi. Ama soğanlı yemezdi. Galiba sen de soğanı sevmiyorsun. Bakar mısın? Bir tane daha soğansız atar mısın? Kalabalık bir grup geldi. Bütün köfteler bitti efendim. Soruncuyu da arkadaşa veriyorum. Sorun değil, ben hallederim. Tamam, sağ ol. Kusura bakmayın. Oldu şimdi. Rahatça yiyebilirsin. Beğendin mi? Dayının söylediği kadar varmış, değil mi? Dönüşte Yakup Usta'ya uğrayalım mı? Ne güzel olur. Yakup Usta dayının çok sevdiği biri. Onu görünce eminim sen de çok seveceksin. Ne işin var senin burada? Abinle konuştum. Her şeyi anlattı bana. Ne dedi? Ne söylediyse yalan söylüyor. Senin ne işin var burada? Hani abini çıkarmışsın hayatından? Çıkarttım. Ben sadece Kenan'ı niye buraya çağırdığını öğrenmek için geldim. Beni iyi dinle. Kenan zarar görmesin diye çıktım işten. Sen de ona zarar verecek bir şey yapmayacaksın. Anladın mı beni? Saçma sapan konuşma. Abim Kenan'ı öldürtmeye kalktı. Sen nasıl hala ona inanabiliyorsun? Artık frene bassan iyi olur. Çünkü seni ilgilendirmeyen mevzulara karışıyorsun. Top oynamak ister misin? Biliyor musun? Benim de bir arkadaşım var burada yaşayan. Senin yaşında onun da bir kızı var. Gelmişken Meryem'i arayayım mı? İyi fikir. Meryem, nasılsın? Rahatsız etmiyorum, dur inşallah. Yok yok, çok iyi yaptım. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Mahalleye gelmiştik de seni göreyim diye aradım. Aa, tüh, ben bugün mahallede değilim, işlerim vardı. Bak çok üzüldüm şimdi, keşke seni görebilseydim. Üzülme, önemli değil. Başka zaman görüşürüz. Tamam canım, bekliyorum. Geleceğim, merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz.
İşi varmış. Burada değilmiş. Gel. Tamam. Para sorun değil. Yani karşılığı neyse vereceğim. Siz yeter ki halledin şu işi. Tamam mı? Kabul etti mi? Tamam. Videoyu istediğimiz gibi düzenleyecek. Hira'nın masum olduğunun anlaşıldığı kısımları ortadan kaldıracak. Oh, işte şimdi keyfim yerine geldi. Benim de. Hoş geldin Ali. Hakkında çok şey duydum. Sevelim mi şu yaramazı? Hadi gel. Pis 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 pis. Pis pis pis. Sen nasılsın Demirhan? İyiyim. Fark ettim. Usta sana rüyamdan bahsetmiştim ya. Kapıyı buldum, açtım sonunda. Ali'nin atkısını alacaktım. Hava biraz soğuk da üşümesin. Sonunda pusula sana doğru gösterdi yani.